ODTÜ'lü öğrencilerin yönettiği Grup Best Ankara tarafından her yıl yaz aylarında düzenlenen akademik eğitim kursu 3. kez Marmaris'te gerçekleşiyor. Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleşen kurs 10 gün sürecek. Akademik kursun konusu dijital dönüşüm ve yapay zeka. Kültür ve Sanat Evi'ndeki etkinliğe Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kerem Öner de katıldı. Öner, Marmaris'in geleceğiyle ilgili planlamalarda teknolojinin desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Marmaris Körfezi'ni örnek gösterdi. Marmaris'te her geçen yıl tekne yoğunluğunun arttığını belirten Öner, denizin korunması amacıyla bu konuda bilimsel ve teknolojik çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Burada şunu takip etmemiz lazım teknolojik olarak. Yılda diyelim ki 40 bin tekne çapalama yapıyor Marmaris Körfezi'nde ve oksijen değerleri sınırda. 50 bin tekne, 60 bin tekne ve bu bir artıyor. Marina sayısı artıyor. Marmaris Körfezi'ne giren tekne sayısı artıyor. 10 yıl sonra Marmaris Körfezi'nin durumu ne olacak? Yani bu bizim teknolojik desteğe ihtiyacımız olduğumuz bir konu hocam. Bu bir projeksiyon, bu bir bakış açısı. Çünkü rant dediğimiz rant ve çevre. Rant ve çevre tahribatı. Bu ikisi beraber gidiyor şu anda. Bizim bunu ancak bilimsel verilerle ve bilimsel çalışmalarla ve teknolojide çözmemiz gerekiyor. Teknelerden atık atılmasının kontrol edilmesi elektronik olarak. Çapalama sayılarının takip edilmesi ve gerektiğinde durun kardeşim. Biz kapasitemizi doldurduk. Artık denizlerimiz kirleniyor. Oksijen değerleri sınırda. Veri olarak bunları koyuyoruz ortaya. Marmaris bu yıl çapalama sayısını doldurmuş durumda. Lütfen teknenizi başka bir yere demirleyin. Tabii bunları yaparken, geleceğimizi kurgularken ciddi ölçümlere, bilimsel çalışmalara ihtiyacımız var. Aynı zamanda yeni yatırımlar. Yatırımlar da çok önemli. Yatırımlar tekneleri çağırıyor. Yatırımları da bizim yeri geldiğinde kıyı tesislerine dur dememiz gerekiyor. Öner, Marmaris'le ilgili optimum bilgiye ulaşılacak bir uygulamaya da ihtiyaç duyulduğunu belirtti. İşte Marmaris'te ayrılmış ne kadar bisiklet yolu var? Marmaris'in doğa sporları potansiyeli nedir? Nerede sörf yapabilirim? Nerede bisiklet yapabilirim? Marmaris'in bir haritası. Bunları ciddi bir akıllı telefon uygulamasıyla Marmaris'e gelen ziyaretçilerimize sunmamız önemli bir proje olarak görüyorum. Organizasyonun sorumlusu Alperen Kaplan kurs hakkında bilgi verdi. Best şu anda 33 ülke ve 96 aktif lokal grupta aktif olarak devam eden üniversite öğrencilerini, şirketleri ve üniversiteleri bir araya getirmeyi hedefleyen, Avrupa'nın eğitim sistemi üzerine konuşan ve gelecek nesillerdeki eğitim kalitesini artırmayı hedefleyen bir organizasyondur. Biz BEST çatısı altında BEST Ankara olarak ODTÜ öğrencilerinin yönettiği bir grubuz. BEST Ankara olarak her sene yaz kursu düzenliyoruz ve biz bu kursları son 3 senedir Marmaris'te düzenliyoruz. Marmaris'i seçmemizde birçok sebep var. Marmaris'i çok sevmemiz, buradaki insanların bizi çok güzel ağırlaması, belediyenin bizleri hiçbir sene yalnız bırakmayışı ve bizim bize olan katkıları. Bu sene Marmaris Belediyesi'nin, Deniz Ticaret Odası'nın ve özellikle Marmaris esnafının bize karşı olan sıcak yaklaşımı her sene bu kursu Marmaris'te düzenlemeye itiyor bizleri. Eğitim kapsamında 18 farklı ülkeden 50 öğrenci Marmaris'e geldi. Şu anda 18 farklı ülkeden 50 öğrenciyi burada akademik bir kurs başlığı altında bir araya getirmiş bulunmaktayız. Bu kursta ODTÜ öğrencileri, Gelecek Araştırmaları Enstitüsü eğitmenleri ve Türk Telekom eğitmenleri tarafından dijital dönüşüm, yapay zeka ve transhümanizm başlıkları altında eğitimler verilecektir. 10 günlük bir programımız var. 10 gün boyunca Marmaris'te olacağız. Marmaris'i hem gezip, görüp, öğrenip hem de bu arkadaşlarımızın akademik kurslarının devam etmesini sağlayacağız.